Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş'ın Hoş Geldin Atatürk kitabını değerlendiren gazeteci yazar Can Ataklı, Türkiye Atatürk konusunda çok önemli bir başvuru kitabı kazandı dedi. Kitabın toplumun belli kesimlerinde yıllardır dillendirilen dinsiz Atatürk algısını, tabusunu yıktığını ifade eden Ataklı şöyle devam etti. Bu sayede toplumda Atatürk üzerinden yıllardır yaşanan kutuplaşmanın da ortadan kalkacağına inanıyorum dedi. Önemli bir başvuru kitabı Atatürk'le ilgili. Türkiye kazanmış durumda. Gazeteci yazar Can Ataklı, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş'ın yeni kitabı Hoş Geldin Atatürk için Türkiye önemli bir başvuru kitabı kazandı dedi. Sorularımızı cevaplandıran Can Ataklı önce kitabın teknik değerlendirmesini yaptı. Okudum, özellikle bazı anılar var, değerlendirmeler var, onları okudum. Zaten hani sunuş bölümü ve Haydar Baş Bey'in bu konuda düşündüklerini zaten doğal olarak okumak zorundaydım. Şimdi 1000 sayfa müthiş bir şey tabii. Kaynakça da çok zengin. Yani bunların hepsinin nerelerden alındığı, nasıl değerlendirildiği de o anlamda başarılı bir çalışma. Bunlar tabii başvuru kitaplarıdır. Belli konularda ki onlar çok güzel ayrılmış işte. Yani o Atatürk'ün ya da Türk Cumhuriyet tarihinin belli bir alanda arzu ettiğiniz bir şeyini ne demiş Atatürk ya da Atatürk'ün bu konuda hangi sözleri ya da politikaları var. Bunu görmek açısından da faydalı bir eser. Profesör Doktor Haydar Baş'ın Hoş Geldin Atatürk kitabıyla toplumun belli kesimlerinde dillendirilen dinsiz Atatürk algısını yıktığını ifade eden Ataklı şöyle devam etti. Şimdi Türkiye'nin Cumhuriyet ve Atatürk devrimleri ile ilgili yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri ya da bu devrim ve cumhuriyetlerden rahatsız olanların en çok başvurdukları yöntem ve attıkları taş hep şudur. İşte Atatürk İslam dinine saygılı değildi. Dinsizdi hatta, yani böyle kelimeleri kullanmak istemiyorum ama doğal olarak Atatürk'ün devrimlerinin, ilkelerinin yolunda olanlar da zaten dine karşı soğuklar. İşte laiklikle zaten dinden çıkıldı gibi söylemler. Şimdi bunu toplumun din açısından önemini bildiği bir ismin, hayır arkadaş yanlış, bu böyle değil. Atatürk senin zannettiğin ya da sana söylendiği gibi dine karşı dinsiz, efendim laiklik, dinin unutturulması, onun yok edilmesi anlamına gelen bir şey değil demesi ve ortaya 1000 sayfalık bir eser çıkarması en önemlisi. Zaten bazı bilinen olaylarda içinde ama en önemlisi kamuoyunda oluşturulmaya çalışan, özellikle son 15-20 yıldır bu daha da böyle balyozla, çekişle böyle kafaya vura vura, aman ha Atatürk ilkeleri, devrimler, cumhuriyet, işte dinsizlik, dinimize hakaret, bir hor gördüler, ittiler, kalktılar gibi bir politikanın ve algı yaratma operasyonlarının olduğu bir dönemde dini kimliği de olan önemli bir siyasetçinin böyle bir eseri ortaya koymasıdır farkı yaratan. O açıdan ben çok olumlu görüyorum ve teşekkür ediyorum. Kitabın gördüğü ilginin kendisini memnun ettiğini ifade eden Can Ataklı, bu sayede toplumda Atatürk üzerinden yıllardır yaşanan kutuplaşmanın da ortadan kalkacağını belirtti. Atatürk'le ilgili bir şeyin bu kadar okunuyor olması beni çok sevindiriyor. Yeni neslin öğrenme açısından. İkincisi, bazı inançların, tabuların yıkılması, hatta dogmaların yıkılması açısından sevindirici oluyor. Bunun faydası ne? Türkiye açısından. Çünkü siz Türkiye'yi sürekli böyle bu cumhuriyeti kurmuş, yaşatmış ve hani bugün ben muhalif olsam, beğenmesem bile bugünkü iktidar sahiplerinin de önünü hukuk ve demokrasi açısından açmış birine karşı bu kadar düşmanlık yapılması beni rahatsız ediyor. Ayrıca toplumda da çok ciddi kutuplaşmalara neden oluyor. Biz bunu azalttığımız zaman Atatürk'ü, Atatürk devrimlerini, Atatürk ilkelerini, laikliği böyle sürekli savaşır gibi çatışır halden çıkardığımız zaman bu ülke çok daha rahatlayacaktır. Yani, onun için ben bu tür girişimlere bu açıdan çok önem veriyorum ve kutluyorum. Can Ataklı bu değerlendirmelerinin ardından Türkiye bu kitapla Atatürk konusunda çok önemli bir başvuru kaynağı kitabı kazandı dedi. Türk Cumhuriyet tarihinin belli bir alanda arzu ettiğiniz bir şeyini
ne demiş Atatürk ya da Atatürk'ün bu konuda hangi sözleri ya da politikaları var. Onu görmek açısından da faydalı bir eser. Bir önemli bir başvuru kitabı Atatürk'le ilgili. Türkiye kazanmış durumda bir kere. O bakımdan ben olumlu görüyorum bunu.